Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım tabii ki borsamızın bu durumundan dolayı belki e, şey diyebilirsiniz yani hal mi kaldı moral mi kaldı biz de bugün bu sebepten dolayı bir borsa İstanbul'un analizini yapalım dedik arkadaşlar hem temel bazda bir bakalım dedik hem Teknik bazda, TL bazlı ve dolar bazlı bakalım, inceleyelim istedim açıkçası. Bugün özellikle seçmemin sebebi yarın merkez bankamızın kararı var. borsamızda ufak ufak desteklerine doğru buralardan artık tepki alması gerektiğini düşündüğümden dolayı ee, çekmek istedim açıkçası. Şimdi analize geçmeden önce arkadaşlar videomuzun bu e, bu YouTube'daki videomun açıklama kısmında sizler için Midas yatırımın linkini bıraktım. İsteyen arkadaşlar Midas yatırımın linkine tıklayıp indirip üye olabilirsiniz. Hem Borsa İstanbul hem ABD borsalarında minimum komisyon bedelleriyle işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Haydi gelin buyurun başlayalım. Evet. Şöyle baktığımız vakit ne görüyoruz? Borsa İstanbul'da arkadaşlar ilk etapta tabi bundan önce şeye bir bakalım. Ee, malum yarın e, karar var Merkez Bankası kararı öncesi şöyle bir de biz bunu bir 2 yıldız yapalım. Hem 2 hem 3 yıldız gelsin. Bütün haberleri bir görelim. Yarın baktığımızda eee %40'tan %42,5 yani 2,5 puanlık bir artış beklentisi söz konusu arkadaşlar. Yani bu da artık en son açıklanan karar sonrası sonlara geliyor. Artık istenilen noktalarda gibi böyle biraz daha yavaşlanılacağı şeklinde mesajlar vardı. Tam cümleyi hatırlamasam da buna binaen normalde mesela bir önceki ayda 2,5 puan bekleniyorken bir anda 5 puan gelmişti. Bu ayda beklenti 2,5 puan olduğunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Bu 2,5 puanla birlikte Merkez Bankası 2024'ün ee, seçime kadar olan döneminde beklemeye geçme ihtimali yüksek şeklinde birçok öngörü tahmin internette e, sizlerde okuyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Şimdi buna binaen borsamıza baktığımız vakit borsamız aslında e, borsa kendi seviyesi olarak normalde çok büyük böyle bir düşüş değilmiş gibi gösterse de aslında hisselerde ciddi manada düşüşler söz konusu. Yani borsa aslında zirveden Maxium'u şurada %15'lik bir düşüş yapmış mesela. Şu anki noktasına bakarsak da %10, 11'lik bir düşüş. Fakat diyeceksiniz ki tamam borsa %10-11'lik düştü. E benim portföy sepetime bakıyorum. %20 eksi yok %30 veya normal hisse bazlı bakıyorsunuz. %50'lere kadar hisselerde geri çekilmeler görmüş olabilirsiniz. Bunu da yani göz ardı etmememiz lazım. Yani borsadaki bir geri çekiliş tamam eyvallah. Ama hisselerde daha anormal bir geri çekilmeler var. Şimdi borsamıza TL bazı baktığımızda şöyle bir yükselen çizgimiz vardı. 2 defa buradan tepki aldı. Yarın 3. defa tepki almak ister mi bilmiyorum ama burayı söylemek gerekirse 7580 7580 seviyeleri aşağıda tepki alma noktaları. Aşağı yönlü kırılırsa Tabii ki 7400'leri tekrardan konuşacağımızı düşünüyorum. 7350 7400'leri tekrardan konuşacağımızı düşünüyorum açıkçası. Bilginiz olsun. Ee, ortalamalara baktığımız vakit ortalamalar yani yatay negatifi gösteriyor. Yani kısa biraz yukarı yönlü dönmeye çalışsa da orta taraf biraz daha aşağı yönlü gösteriyor. Özellikle burada da 7800 ve ardından 7.900 seviyeleri ciddi manada direnç olarak karşımızda olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada borsamıza dolar bazlı bakmamız da lazım. Yani TL bazlı e, baksak da dolar bazlı. Dolar da günden böyle minik minik artışlarla gidiyor. Bazı günler sabit, bazı günler minik minik yukarı geldiğini söyleyebiliriz. Borsamıza dolar bazlı bakarsak eğer arkadaşlar şu an için. 263 dolar seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir. İkincisi e, borsamız dolar bazlı zirvesinden ne kadar geri gelmiş. Hani TL bazlı şöyle böyle dedik. Dolar bazda yüzde kaç, e, yüzde 17'lik geri gelmiş. Mesela TL bazlı yüzde 15'ti, dolar bazlı yüzde 17.3'lük bir maksimumda bir geri geliş söz konusu. Ee, özellikle dolar bazı baktığımızda ne görüyoruz? 200 günlük ortalamasının altında olması çok çok iyi değil. Bunun üstüne atması lazım. Peki bu 200 günlük ortalaması kaç? Ona bakalım. 266. 266 dolar seviyesinin üstünde tutulması lazım. Fakat e, orta uzun vade tarafta bakarsak biraz görünüm negatif gibi duruyor arkadaşlar. Daha sert geri çekilmeler görebilir miyiz? Ee, yani özellikle bunu görmememiz için 780 dolarların üstüne atması lazım piyasanın ki <laughs> biraz orada bir rahatlama olsun açıkçası. Biraz ortalamalar karışık. Yatay negatif tarafta. Yani nötr negatif tarafta konumlandığını söyleyebiliriz. 262 desteği var. Kırarsa aşağıda 248 desteği bulunuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yukarıdaki ilk direnç nedir dersek 280 266 266'nın zaten ilk etapta hızlı bir şekilde üstüne tutunması gerekiyor. 266'nın üstüne tutunursa hızlı bir şekilde 275'lere doğru bir hareket alır alma ihtimali yüksek olur. E, oralarında üstünde tutulması biraz daha piyasayı nefes aldırır, rahatlatır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Haftalık bazlı şu yandaki şu grafik haftalık bazlı. Haftalık bazda baktığımızda normalde 50 haftalığına gelen bir enstrümanın tepki alması beklenir. Ki borsa şurada bir 50 haftalığına gelmişti seçim döneminde Mayıs-Haziran döneminde. Oradan sonra ciddi bir tepki verdi aslında. E, dolar bazlı. Fakat şimdi yine 50 haftalığa geldi. Yine aynı noktada 50 haftalıkta gidiyor geliyor. Artık buralarda minik minik tepki vermesi gerektiğini düşünüyorum. Peki bu 50 haftalık diyoruz diyoruz da bu seviye kaç diyen olursa bu da 266'ya denk geliyor. 266 seviyesi önemli. 266'nın üstünde tutunması lazım borsamızın. E, tutunursa tutunması hayrımıza olur. Yani hayrına olur. Hem piyasanın hem bizlerin hepimizin Borsa yatırımcısının hayrını olur arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani borsada benim şahsi tarafta gördüğüm büyük kağıtlarda mesela biz 30 kağıtlarında yan tahtalardaki var olan gibi bir geri çekilme e, yok. Büyük tahtalar biraz daha dirençli duruyor, normaldir yani o da. Yan tahtalar daha sığ olur e, bu noktada. Hani o normaldir. Borsa aslında şurada kısa da bir vermiş bunu da şurada bir hedef vermiş aslında top bottom bir hani ikiz dip şeklinde birinci dip ikinci dip şeklinde yani 305 dolarlara doğru tekrardan hareket ederse şaşırmayız makul gibi duruyor şu ikiz tepeyi fiyatlamasını yapmış aslında ikiz tepe fiyatı da 256 dolarları gösteriyormuş yani yapmamış birebir ama yaklaşmış oraları yani bu noktada şurada bir dolar bazlı bir ikiz grafik ikiz dip var diyor şurada İkiz dip. Umarız buradan tepki alıp tekrardan 300'lü seviyeler e, yatırımcıyı, borsa yatırımcısını tekrardan motive eder, mutlu eder diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Durum bu. Yani borsadaki TL bazı destekleri, dirençleri sizlere anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda dolar bazı da bakmaya çalıştık. Yani bu noktada şunu da tabii ki gerçekçi bir şekilde düşünmemiz lazım. Nedir? E, piyasada çok ciddi yüksek oranda bir garanti risksiz bir para var. Ne bu? yüksek mevduat yani %55'ler, %60'lar havada uçuşuyor. Şimdi büyük para tarafında, para anlamında düşündüğünüz vakit borsa İstanbul'da yatırım yapmanın bir maliyeti var artık herkese yatırımcıya. Ne gibi bir maliyeti var? E siz şimdi elinizde diyelim ki boşta duran bir paranız var. E bu parayı getirip borsaya yatırdığınız vakit aylık kafadan %3,5'luk size bir maliyeti var. Yani siz bu borsaya yatırmayıp da faize koysanız 3.5-4 puan arasında bir fix sabit bir getiri elde etmiş olacaktınız. olabilir ol, olursunuz şu anki piyasada. Ama borsa yatay gitti, negatif gitti. Siz buradan bu getiriden bir kere e, getiriyi alamıyorsunuz. Üstüne bir de belki eksi tarafta oluyorsunuz. Bu sebepten dolayı biraz daha piyasada insanların eline e, para geçtikçe mevduat tarafına ciddi manada bir kayış olduğunu görebiliyoruz. Döviz tarafına da böyle ciddi bir talep gitmiyor şu an için. Yani gitse bile bir şekilde piyasa normalize oldu artık o noktada. Onu söyleyebiliriz. Yani. Biraz daha e, yüksek faizlerin etkisini kabul etmek lazım. %20'ler %25'ler olduğunda piyasa çok kabul etmiyordu. Ya işte enflasyon var şu var bu var vesaire falan ama aslında o zamanlar ucuz paranın hala getirisi vardı. Paranın maliyeti yoktu yani borsa tarafında da bulunabilirim diyordu. Ama şu an için pek öyle durmuyor. Yani 1 milyonu olan adam götürüyor %55 bir yıllık mevduat alabiliyor. %50 alabiliyor. Ben %65 falan duydum ama görmedim yani açıkçası. Bu gibi seviyeler anılabiliyor bunlara binaen de borsa tarafı da nötr negatif seyrine devam ediyor açıkçası dolar bazlı ve tl bazlı olarak görünümü sizlere anlatmaya çalıştım dolar bazda bir ikiz dip var gibi duruyor tabi bu kesin %100 çalışacak diyemeyiz yani öyle bir formasyonlar %100 çalışır denmez fakat bunu da bilmek lazım özellikle şurada var olan TL bazdaki üçgenden bahsetmeyi unuttum. Üçgen her iki tarafa da kırılabilir. Onu söyleyeyim. Yukarı kırılırsa 9 binler diyor, aşağı kırılırsa daha kötü diyor 6 binler diyor. Umarız ki dediğim gibi yukarı yönlü kırılmayı başarır. Yani faiz artışının sonuna geldik söylemi de borsaya açıkçası destekler. He, tamamdır artık tamamız. Bofa burada buraları buralarını destekleyeceğini düşünüyorum açıkçası. Temel tarafta faizin getirmiş olduğu risksiz e, getiri riskli varlıklardan bir çıkışı risksiz e, getirilere doğru bir yönelimi e, karşılıyor. Bunlar Tabii ki yıllar içinde devamlı oldu. Yani bu tarz negatif, nötr dönemlerde iyi şirketi da piyasanın borsa tarafında olduğu dönemlerde çok ciddi getiriler elde etti mi? Evet etti. Bundan sonra da ececek. Tabi o zamana kadar sabretmek önemli, bekleyebilmek önemli, disiplin olabilmek önemli arkadaşlar. Durum bu. Borsamızı hem TL hem dolar bazlı hem temel anlamda biraz bakıp bir içerik oluşturmak istedim. Yazıyordunuz baya bir yani yaklaşık bir aydır bir talep vardı. Bugüne nasip oldu diyelim. Durum bu arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.